Merhabalar arkadaşlar, ben Erlo'yu. Bugün sizlere spir rehberi çekeceğim. Yani mızrak rehberi çekeceğim. İyi seyirler. Şimdiki arkadaşlar, öncelikle normal atacağımız stringlerden bahsedeceğim. Bunlar yarı string de diyebiliriz. Yani şöyle, ilk hamle olmazsa true oluyor. Çünkü rakibi yaptığı hareketlere göre bazen çok zıplayarak ve havada oynuyorsa direkt hani yarıdan, yani downlight ile başlayıp hareketi true'ya da çevirebiliriz. Ama kişiden kişiye değişiyor. Bazı kişiler, belki yeni başlayanların oyuncağı karşısındaki kişiler pek havada oynamaz, yerde oynar. O yüzden tutturduğu zaman hani sidelight ile başlamış olacak. Şimdi bu arada dediğim şeylerden, mesela sidelight, nair derim, deir derim, bir şey derim, sidesig derim, bir şey derim, bunları anlamıyorsanız üst köşeye bir yere terimler hakkında bilgiler verdim. Oraya bakabilirsiniz. Oraya bakarsanız da sidelight nedir, yani ne demek istiyorsun, hani oradan çözebilirsiniz. Tamam. Şimdilik temel kombolardan bahsedeceğim. Bunlar string'dir. İçinde dodge frame vardır. Yani true olmayan kombolardır. Yarısından ilkini tutturursan, yani ikinci hamleye tutturursan true olur. Ama ilkinde adamın kaçma ihtimali vardır. Başlıyorum. Sidelight, downlight, seyir. Sonunda attığım seyirde herhangi bir dodge window yazmadı. Bu genellikle minimum ilk yani birinci ve ikinci vuruş iki dodge window kadar düşüyor. Bu hareketimiz bu. Anlamayacaklar için bazıları aşağıya yorumlara şöyle yazmış: abi iyi hoş anlatıyorsun ama hani biz öyle anlatınca da anlamıyor. Sala anlatırmış gibi anlat, affedersin ama. O zaman sizin için şuraya bir kıyak geçelim. Ama o terimler videosunu izlemeyi unutmayın. Çünkü takılacaksınız başka yerlerde. Bunlara alışın. Benim yön tuşlarım aşağıda gözüküyor. Sağ sol. C'ye bende light attack olur. X'de heavy attack, yani signature'ım oluyor. Z'ye dodge'um. V'de silah atmam. Space'imde jump'ım. Üst tuşumda da aim up var. Şimdilik yana doğru C, aşağı C, zıplayıp yan C yapmanız gerekiyor. Zıplayı yan C yaparken arkadaşlar unutmayın, eliniz sağ tuşuna basılı kalacak. Hangi yöne yapıyorsanız, bu tarafa yapıyorsanız sol tuşa basılı tutacaksınız, bu tarafa yapıyorsanız sağ tuşa basılı tutacaksınız. Şimdi yerde örnek gösteriyorum. Ya şunu yapacaksın, şu olmayacak. Ya böyle yapacaksın ya da genellikle herkesin yaptığı şöyle yapacaksınız. Yani yapamayacaksınız. Oradaki birazcık üstünden geçelim. Yerde küçük bir antrenman yapalım. Eliniz daha güzel alışsın. Şimdi sağa sola gidiyorum. En basit şöyle anlatabilirim size. Şimdi sağa sola giderken mecbur basılı tutmanız gerekiyor. Şu an basılı tutuyorum zaten. Bakın. Sağa sola giderken bir yanda space C yapacaksınız. Sizde space sol tık olur. Öyle bir şey olur. W sol tık olur. Bak şöyle değil bak. Space C değil. Space C. O kadar hızlı ki sanki karakterin ayağı yerden kesildiği anda basmanız gerekiyor. Şimdi kombayı bir de deneyelim. Yan C, aşağı C, space C. Ve elin yan tuşuna basılı kalacak bu komboyu yaparken. Bir daha yapalım. Yan C, aşağı C, space C. En küçük dodge window'un iki şeyi de yaptık bu arada. Yan C, aşağı C. Pardon da kafam karıştı. Yan C, aşağı C. Bir daha yan C yapmam lazım. Bir de bu tarafa yapalım. Böyle. Normal isimlerine girersek. Sidelight, downlight, seyir. Lan deir diyecektim yanlışlıkla. Ona da gireceğiz. Bu komboda deir de kullanacağız çünkü devamı olarak. Devamındaki true'ya kaçmayacak ama. Sidelight, downlight, seyir. Şu an canımız beyaz. Buna deir ve nair ekleyebiliriz. Genellikle nair kullanmayabilirsiniz. Çünkü belli bir canlı tutuyor. Bazen de tutmuyor. O yüzden biz şu anlık şey ekleyeceğiz. Seyirden sonra deir'i kullanacağız. Şimdi komboyu bir daha bakalım. Sidelight, downlight, seyir, deir. Dare'de 4 dodge window çıktı. Bunu kullandıktan sonra rakip aşağıya gimp olarak gidebilirsiniz ama bu canlı birazcık tutturmanın zor olabilir. Belki adam direkt sol, yani sola stage'e doğru gelebilir, aşağı doğru kaçabilir, belki yukarıda kaçabilir. O yüzden Dare'in ikinci üçüncüsü tutmayabilir. Belki kafasını silah atıp devam edebilirsiniz ama başlangıçta silah attıktan sonra almanın zor olabilir. Şöyle. Böyle yaptım, bir daha yaptım. Bot normalde bu tarafa gidiyor. Belki farklı bir normal bir oyuncu olsa belki aşağı doğru gider. Bunu gimpleyebiliriz. Bundan videonun sonlarında bahsedeceğim. Gimp, dare, seyir ve grand pound. Şimdi ilk kombomuzu gösterdim size. Bu. Şimdi buna başka ne katıyoruz? Yan tarafta şey almıştım da, not almıştım. Notlarıma bakıyorum. Şimdi bunun bir de nair'lı versiyonunu yapacağız. Yani sonuna nair ekleyeceğiz. Seyir yerine nair ekleyeceğiz. Bir daha bakalım. Ve bu hareket sondaki nair true olacak. İki hamle true.
Gördüğünüz gibi son şeyde Dojunov yazmadı. Yazmadıysa yani bu true oluyor. Bir daha deneyelim. Bu sefer yavaş yaptım ve diğer seyirdeki gibi alışkanlık kalıp elinizi yan tuşuna basılı tutmayın. Burada son layer'ı atarken elinizi sağ veya sol tuşuna hangi tarafa yapıyorsanız elinizi o tuştan çekip sadece space C yapmanız gerekiyor. Burada birazcık daha hızlı yapsam tur olacaktı ama mantığı anladınız diye düşünüyorum. Bir daha yapalım. Ya lanet olsun. Bu tarafa yapayım bir de. Bir iki kere tutturayım da. Böyle. Peki bu hareketten sonra diğerinde değeri gösterdim. Bunda da seyir kullanacağız. Ve devamını hayal gücünüze karşı getirebilirsiniz. Çünkü ben şimdi size burada bir hareket göstersem adam belki bot yukarı doğru kaçacak, ben tutturacağım. Veya aşağı doğru kaçacak, tutturacağım. Ama bir kişi elimden geldiğince deneyebilirim. Belki siz de normal oyuncu yukarı doğru kaçmaya çalışırız ve devamını getiremezsiniz. Sonra dersiniz ya abi buradaki hareketi yapıyorum, devamını ben yapamıyorum. Ama sıkıntı şu, şu an bu botun yaptığı zıplama ve hareketler normal insanlar yapmayabilir veya yapabilir, size denk gelebilir de gelmeyebilir. Şimdi devamını bir girelim. Tutturamadım, bak. Hemen bir daha deneyelim. Oradakinin tur olduğunu sayarsak sağa doğru chase doge atıyoruz. Chase doge'u da terimler videosunda söylemiştim. Chase doge'un nasıl yapıldığını, nedir diye. Buna chase doge deniyor. Bir daha yapalım. Hareketimiz bu. Bir de bu tarafa yapalım. Chase doge'u birazcık daha basılı tutmam gerekiyormuş. Onu birazcık alışınca olacak. Chase basılı tuttuktan sonra o hamleyi vurmuş oluyoruz ve güzel burada bir hasar çıkartıyoruz. Şimdik son olarak veya şu kombolardan aklıma gelenlerden şey yapıyorum. Recover ekleyeceğiz. Şimdi bir daha bakıyoruz. Sidelight, Downlight, Recovery. Gördüğünüz gibi Recovery de bir dakika. Hoppa hop yapıyorum, öyle şeyler çaktırmayın. Sondaki Recovery'miz true oluyor. Bu da rakibin canına bağlı olarak herhangi bir şekilde bu komboyu gerçekleştirirseniz rakibi bir anda havaya uçurmuş oluyorsunuz. Canı da kırmızılara falan yakınsa, hatta kırmızı ise direkt tek yiyip öyle debilir. Bunların sonlarında yani birazcık şunları geçeyim, sonra güzel şeyler ekleyeceğim. Punish ve Reed'den bahsedeceğim. Bunlara göre cana yapılabilecek kombolar ve Zeros'u dediler. Pia fuck fuck yeah oh yeah. Yani öyle şeylere gireceğiz. Bir daha hareketi yapalım. Şu Space Recovery'i aynı C ile yaptığımız olduğumuz yerde yapıyoruz ya. Bunu yine seyirli olarak birazcık sağa basacağım. Ben genellikle sağa basarak yapıyorum. Normal space yapınca tutmadı. Sağa basılı tutacağız aynı seyirde yaptığımız gibi. Aynı şekilde sadece space x yapacağız. Yani jump recovery yapıyoruz. Lanet olsun, ben de yapamadım. Bir daha yapacağım. Gördüğünüz gibi oldu. O zamanlığı tutturmaya bakın. Birazcık tuşlara seriyi basmakla alakalı bir şey. Bir de bu tarafa yapalım. Gördüğünüz gibi oldu. Sonra ekleyeceğim True'dan bahsedeyim size. Şimdi True'muz Seyir Enlight. Yani Seyir ve Enlight. Bunları birleştirerek bir tane True combo yapacağız ve Punish'lerde bunları kullanacağız. Ve direkt rakibi içine dalmak için ve Read yapıp, yani Dodge Read yapıp hasarı verip kaçmak için bazen öldürebiliriz. Başlıyorum şimdi. Seyir'le giriyorsun. Girdin, ardından Enlight atıyorsun. Bir daha yapalım, orayı bir tutturalım. Bak, azıcık daha geriden atayım. Gördüğünüz gibi hamle turu oluyor. Bu hamleyi damage 70'e kadar yapabilirsiniz ama damage 70'lerde yani finish son noktasında birazcık şey olacak. Tutturmanız birazcık daha zor çünkü ileri doğru dash ile biraz atılmanız gerekiyor. Hemen göstereyim. Oh, aynen, hareket bu. Yaptık. Ondan sonra şeyle Enlight'la başlayan kombolardan bahsedeyim size. Enlight diyorum. Nair'la başlayan kombolar, pardon. Şimdi rakibin canına bağlı olarak bunu rakibin içine atarak yapmanız gerekiyor. Yani şöyle. Rakip burada. Nair'ımız bu. Nair'ı rakibin içine ve birazcık alan hasar gibi düşünün. Vurduğunuz yere göre farklı bir şey gerçekleşiyor. Hamle gerçekleşecek. Rakibin içine atarsanız rakibi direkt yukarıya kaldırıyorsunuz. Rakibin köşe çaprazına atarsanız rakibi yana doğru atıyor ve bunu birazcık çapraz üstüne atıp ardından seyir kombosuna kayabilirsiniz. Bunun gibi bir şey.
Hani tutturduğunuz mesafe önemli. Çünkü normal maçta hareketli oynayacağınız için bir anda bunu gerçekleştirip nereye doğru hamle yapacağınızı algılamanız gerekiyor. Belli bir can, örnek veriyorum, şu 70'te kalmış. Şu canını şöyle 150 yapayım. Rakibin canı bu. Tutturursanız direkt öldürebilirsiniz. Yani genellikle havada dodge atabilir, dodge tutturamayabilir. Bunu hani baz alarak yapmanız gerekiyor. Birazcık fedakarlık yapıp bunu tutturursanız direkt adamı belli bir canlı öldürebilirsiniz. 100 yapalım canını, ölmeyecektir bununla bitmez. Bununla yaptın. Bir tane de belki şey koyabilirdim orada. Bunu çıkıp da öldürebilirdim. Geliyor. Bir tane bunu da koydum. Ensig'i. Gravity Cancel'ı. Ensig. Fuck 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 ye. Yeah. Tamam. Onu da yaptığımıza göre onu da öldürmüş olduk öyle. Mantık bu. Düşük canını yapalım. Sıfır canını yaptık. Buradan yaptık. Belki o hamleden sonra farklı şeyler de gerçekleştirebiliriz. Bir daha deneyelim. Bunun gibi bir şey. Ondan sonra bak abi, bir de yanını göstereyim onun aklımdayken. Rakibi biraz yana tutarsak, yandan vurursak chase hocumuzu yana atıp saldırı yapmamız gerekiyor. Çapraz tutarsa, ben genellikle bazen çaprazlara böyle yapıyorum, bazen refleksen chase hocu atıyorum. Şunun gibi bir şey. Cana bağlı olarak tabii ki de onun gideceği yön değişiyor. O yüzden fazladan hasar veya gidişatı algılamanız gerekiyor. Bu da sizin elinizde oynadığınız silah, hani alışmanız lazım. Rakibe vurduktan sonra nereye sekecek? Yani top gibi düşünün. Ben buradan çapraz atarsam top nasıl seker? Şuradan gelir, böyle gider değil mi? Bu mantıkla rakibe nereden vursanız o hamleye doğru şey yapmanız gerekiyor. Lan lup lup lup. Ondan sonra size şimdi dodge yerleri hakkında konuşalım birazcık. Yani rakibi readledikten sonra veya punish attıktan sonra readleyeceksiniz ve rakibin dodge attığı yere veya atmazsa direkt kombaya giriyorsunuz. Şunu da üstüne çizeyim. Rakip eğer dodge atmazsa normalde hani readlerken ne yapıyoruz? Şöyle düşün. Bunu natural alayım. Rakibe vurduğum zaman rakip dodge atıyor, spot dodge atıyor. Ben normalde hiç dodge atmadığını varsayarsam, kombaya girmeye çalışırsam kombayı yapamam. Ama diyelim ki adam hiç dodge atmıyor. Kendi seviyenizde oynuyorsunuz, düşük bir seviyede oynuyorsunuz, rakibe vuruyorsunuz ve rakip dodge atmıyor, direkt kaçmaya çalışıyor veya farklı bir şey yapmaya çalışıyor. Şu an dodge'un yok. Dodge atmadığını anladığınız zaman normalde şunu atıp bekliyorsunuz, sonra böyle yapıyorsunuz ya, bunu yapmıyorsunuz. Direkt dodge atmadığını anladığın anda kombaya girip vuruşunuzu yapıyorsunuz. Diyelim ki adam dodge atıyor. Şimdi dodge yerleri hakkında konuşacağım. Spot dodge atacak. Rakibe vuruyorum, bekliyorum, downlight'ı çekiyorum. Ondan sonra de combo'ma giriyorum veya farklı hareketlere geçebilirim. Veya buradan sonra size gösterdiğim gibi. Ben az önce seyri kullandım. Lan yine yapamadım, pardon. Böyle yaptım. Onun yerine recovery veya enlight yapabilirim. Lanet olsun. Bir de bunu bu taraftan da yapabiliyorum bu arada. Şu hareketten de bahsedeceğim bu arada. Böyle yapabilirim. Tur olduğunu varsayın. Veya bu. Buradan sonra dediğim gibi yana chase hoca at, rakibe vur. Güzel. Ondan sonra bir de şey göstereyim. Bundan sonra dash atıp bu arkadan girmeniz gerekiyor ama birazcık süre veriyorsun. Şimdi oldu mesela. Gibi. Up'a değineyim bir de yukarıya. Bunu yapmanız için sadece yapmanız gereken zıplayıp şöyle de yapabilirsiniz ama benim genellikle kullandığımı söyleyeceğim. Ben zıplayıp böyle atıyorum. Buna da alışkan değilseniz, yani oyun başı şöyle hamleler falan elinize alışkın değilse, direkt recovery'de kalkabilirsiniz. Rakibe vur, recovery kalk. Bu kadar. Veya rakibe vur, yukarı kalk, şunu vur. Buradan dediğim hamleyi yapabiliyorsanız buradan da yapabilirsiniz. Ondan sonra sağa gidecek. Sağda ise şöyle yapıyoruz. Rakibe vuruyoruz. Dash atıp böyle yapıyoruz. Bakalım. Dash'i nasıl atıyoruz? Aşağı tuşuna basılı tutuyorum. Rakibe vurduktan sonra bir anda atlamayın. Tutmayabilir çünkü. Deneyelim hemen. Gördüğünüz gibi çok önüne kaçıyoruz. Rakibe vurduktan sonra birazcık süre geçmesini bekleyin. Rakibe vur, biraz bekle. Şimdi yap. Orada seyir çaktığım varsa veya size ilk başta gösterdiğim kombi. Ya böyle yapıyorsun. Pardon. Basamadım. Tuşlar karıştı. Ya recovery atıyorsun. Ya da nair atıyorsun. Şimdi bunu da down yapıyoruz. Down da aşağı atacak dodge'u. Spot dodge da aynı gibi düşünün. Sadece bunu vurduktan sonra bir daha bunu vurmanız gerekiyor. Gösteriyorum. Veya canına bağlı olarak adamın canı diyelim. Bunda ilk başta normalini göstereyim. Böyle yaptınız. Bir daha böyle yaptınız. Kombaya girdiniz. Hasarı vurdunuz. Burada bir combo çıkardım kafaya göre. Diyelim ki canı şu an kırmızı.
kırmızı diyelim. O yüzden rakibi yani fazla hasar vermeden veya şöyle bir hareket yaparım, ben yanlış şey yaparım, turu atamam, kaçar diyorsanız fazla kendinizi kasmayın. Canı böyle 150 yapalım. Rakibe vurdun. Bu kadar. Sadece sayısı götürüyorsunuz. Normale çekelim şunun canını. Şimdi sola doğru kaçacak. Bunun mantığı da şu. Rakibe vurdun. Hareket bu. Dehşe de yapabiliyorsunuz benim bildiğim kadarıyla. Doğru. Siz olduğunuz yerden de dönebilirsiniz. Rakibe vurun. Suratınızı bu tarafa dönün. Downlight atıyorsunuz. Vur. Suratını bu tarafa dön. Ama orada birazcık süre geçmesi lazım. Ya, lan ben de yapamadım ilkinde. Downlight. Tutturduğunuz varsayın. Normali en sağlıklısı dehşe atmak ama. Yani rakibe vur. Dehşe at, buradan kal. Birazcık daha seri yapsam olacaktı. Fuck. Fuck fuck. Tutamadım. Böyle. Veya onu da yapamayacağınızı düşünüyorsanız, ya o hareketler değişme şu ufi ufi elim alışmıyor diyorsan direkt böyle de yapabilirsiniz. Tek yedi lan. Bak zero tutet yedi. Buradan bir tane de zero tutet kapmış oldunuz. Rakibe vurdu. Zıpla. Recovery tut. Bir daha şey yap. Recovery bir daha tutturabilirsen tutturuyorsun. Ondan sonraki yere geçelim. Şimdi sağ aşağı gidecek. Sağ aşağıda şu yaptığımız hareket var ya, bunu yapıyoruz. Aşağı kaç zaman. Bir daha bunu yapıyoruz. Aynısını bir daha yapabilirsiniz. Böyle vurdunuz. Aa pardon, upmuş lan orada. Ben down diye okudum. Şimdi bunda da chase dodge'u kullanarak gideceğiz oraya. Rakibi vur. Chase dodge'a git. Bunu yapıyoruz. Yine zero threat yedim. Aynı şeyi bir daha. Bir de şöyle yapalım. Şimdi sağ aşağı geçecek. Şu yaptığımızı bir daha yapmamız gerekiyor. Vurdun. Bir daha vurdum. Pat yaptım. Komboyu vurdum. Pat tutturdum. Bak orada da bir öldürdük. Çat 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 ölüyor. Ya rakibe vurduktan sonra şu nehrimiz nereye gittiğini görürseniz ona göre bir hani atraksiyon göstermeniz gerekiyor. Ona göre bir hareket çıkartacaksınız. Rakip dün mü sağa gittiğini görürse çey çocuk böyle yapıyorsun. Yukarı çapraz yukarı gittiğini görürse space'de böyle yapıyorsun. Direkt üstüne çıktığı zaman da recovery çekiyorsun veya nehir çekebilirsin. Şimdi sol arkama geçecek. Onda da şunu geri atmamız gerekiyor. Vurduk. Geri attık. Yine bombaya girdik. Hareketimizi yaptık. Ondan sonra başka yön kaldı mı? Sol üst. Sol üste giderken de bunu dash'le kullanmanız gerekiyor. Veya klasik bunu yapabilirsiniz. Ben dash'liyi göstereceğim. Dash'imiz de böyle. Hani ben onu yapamam diyorsanız klasik böyle yapabilirsiniz. Veya direkt recovery kalkabilirsiniz. Böyle. Gibi gibi. Başka yönümüz kaldığımız sonraki de random. Şimdi size çift downlight atmaktan bahsedeceğim. Bunu normalde rakibi reeledikten sonra kullanabilirsiniz ve çok güzel hasar çıkartıyorsunuz. Bazen çok yavaş yaparsanız adamın yarıda dodge'u gelebilir veya hani nasıl söyleyeyim, adamın dodge'u tam bitmeye yakın veya rakibe vurduktan sonra yavaş yaparsanız yarıda dodge geliyor ve olmuyor. Hareket şu. Klasik. Side light ile başlayıp downlight attıktan sonra havada downlight'i bir daha yapıp sonrasına bunu ekleyeceğiz veya sonrasına bunu ekleyeceğiz veya bunu ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi hamlemiz tuttu. Bir de bunun recovery versiyonuna bakalım. Recovery versiyonu da bu. Bir de nehirli versiyonuna bakalım. Nehirli versiyonumuz da böyle. Sonra bir de şeyden bahsedeyim size. Punish ve Dodge Dread'den bahsedeceğim. Aklıma takılan veya unuttuğum bir şey varsa beni şey yaparsanız hatırlatırsınız. Yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Şimdi rakibi hard'a alıyorum. Bir de ben bu rakibe silah vereyim. Kardeşim al bakayım sen bir sword. Şimdi rakibi klasik true hamleyle punishleyip içeri gireceğiz. Şimdi iyi izliyorsunuz. Rakibin boş hamle atmasını bekliyorum. Güzel atama yani. Tutturmalı. Lan şey açık kalmış, pardon. Geri gidiyor rakip. Tamamdır. Bekliyorum. Boş hamle attı, içeri girdim. Ama orada dodge attı, onu hesaplayamadık. Boş hamle bir daha bekleyelim. Orada iyi dodge'luyor lan. Güzel. Başka bir hamle vurur musun kardeşim? Güzel bir şeyler çak. Bekledim. Reedledim. Hamlemi yaptım. Güzel. Hatta buradan bir iki hamle daha yaparsam da öldürdüm onu. Aynı şeyi bir daha yapıyorum. Yine reedledim. Bekliyorum. Kombomu yaptım. Vurdum. Tak vurdum. Ve direkt öldürdüm.
Fark ettiyseniz rakibin bir hatasını rakibi direkt öldürebilirsiniz. Belki normal bir kişi oradan kaçabilirdi, kaçamayabilirdi. Aynı şeyi bir daha deniyorum. Bu sefer seyirle başlatmaya çalışacağım. True ile içeri gireceğim. Ve sonra ona bağlı olarak adam doge attığına göre, spot dodge, ona göre bir combo çıkartacağım. Girdim, true'yu yaptım. Olmadı, bir daha girelim. True'yu yaptım, yapamadım. Lanet olsun. Bir daha deneyelim. Fuck. Yapmazsam olmaz. Yapmam lazım. Fuck. Bir daha geliyoruz. Çok fuck dedim, farkındayım. Evet, dodge'unu attı. Orada da güzel bir hasar vermiş oldum. Dur olduğun yerde kardeşim. Sabit kalır mısın? Güzel. Biliyorsun bu işi. Nerede lan bu sabit kal? Heh, tamam. Dediğim gibi size gösterdiğim dodge yerlerin aklınıza kalsın. Şimdi rakibin boş atmasını bekliyorsun. Rakip, örnek veriyorum sana, bunu attı. Sen yakaladın, punishledin onu. Duruma göre bir anda atabilirsiniz. Bazen adamın dodge'u bazen atmıyordur, bazen atıyordur veya refleks gösteremez. Arada şunu yapın. Hani adam dodge atabilir ama atmayacağını umarak bir anda böyle direkt komboya girip hasar verip çıkabilirsiniz. Veya duruma bağlı olarak hasarı vermek değil, yani değişik şeyler de deneyebilirsiniz. Şöyle hareketler yapın, böyle hop vurun. Birazcık onun gibi şey. Son olarak gimp'ten bahsedeyim. Yani köşede şu değeri kullanmaktan bahsedeceğim size. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Şurada bir pozisyonla açalım. Bakayım orada mı kalacak? Tamam. Şimdi içeri giriyorum. Rakibi birazcık canını ona göre ayarlayalım. Birazcık dövdüğümüzü şey yapalım. Dövdük biraz rakibi. Girdi. Rakibi geldiği zaman gimpliyoruz. Yani kafasına durmadan iniyoruz. Veya bununla girdim, bununla girdim, çok geldi, böyle vurdum. Orada nair atmaya çalıştım, yani nair, seyir atmaya çalıştım. Seyirim tutsaydı farklı bir şey deneyecektim. Köşedeyken rakibi de böyle bir etkisiz hale getirme yöntemi. Kardeşim dursana azıcık, şuraya geleceksin artık size. Vurduk, recovery'e de girdik, zaten şeye gerek kalmadı, öldü kendisi. Cana bağlı, hani bir de orada silah atıp alma, kafasına vurma var. Onu birazcık şu an göstermenin bir anlamı yok, hani ya neyse, onu da sonra ileride anlatırım. Sen bir dur olduğun yerde, tamam, sen sapıttın iyice. Tamam. O zaman son olarak Discord grubumuzdan bahsedeyim. Yaptığım komboları veya şuradaki şeyi anlamıyorsanız veya nasıl söyleyeyim size, Discord grubumuza gelip bizle muhabbet edebilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Onun haricinde Discord'umuzda eğitim veriyoruz, nasıl söyleyeyim size. Aynı şekilde bot sen oluyorsun, örnek veriyorum. Ben sana diyorum ki şunu şunu yap diyorum. Sen bana vurup pomo üstüne deniyorsun. Ben de ses olarak anlatıyorum sana. Bak şununla şunu basacaksın, şöyle yapacaksın, şunu yapacaksın. Ben sana onu öğretmeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum. Discord grubumuzda hani arkadaş edinebilirsiniz. Orada birilerine vs ya da spar atabilirsiniz. 2v2 rank atabilirsiniz. İstediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Discord grubumuz öyle bir yer yani. O zaman bu video sizlere bir şeyler kattıysa ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın. Ben Alveo. Görüşmek üzere.